Beren'in Divanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir oyun serisine başlıyoruz. King of Glory. Bir süredir Çin'de yaşıyorum ve burada mobile oyunlar arasında açık ara en popüler oyun King of Glory. Her yerde reklamları var. Kola kutularında, şuralarda, buralarda. Çok fazla oynanıyor. Şuradan çıkalım bir saniye. Ranking yapacağım. Ben aylar önce oynamıştım. Sanıyorum bu Gold. Tam olarak hatırlamasam bile sanıyorum şu an Gold ligindeyim. Ben aylardır oynamıyorum. 3-4 ay oldu. O zamanlar bir üst lig, iki üst ligdeydim. Diamond'dı. Sanırım oynamaya şey altına kadar düşmüş ya da sezon bitmiştir. Beni buraya atmışlardır. Bilmiyorum. Ben ADC oynayacağım. ADC zaten seviyorum. LoL'de falan oynarken de ADC main'imdir. Şu anda takımda iki tane ADC var gördüğüm kadarıyla. Bakalım umarım güzel olur. Elim biraz alışacak. Önce birkaç dakika korkuyorum açıkçası nasıl olur falan diye. Gold olduğu için çok fazla korkmuyorum. Herhalde elim alışmasa bile bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Ama yine de tabii bilemiyorum. Bakalım. Milyonlarca kişi tarafından oynanıyor burada. Hani atıyorum LoL'ün 200-300 milyon oyuncusu varsa sadece Çin'de bu oyunun neredeyse o kadar oyuncusu var diyebilirim. Tabii o kadar değildir ama 7'den 70'e kız, erkek, herkes oynuyor bu oyunu. Çoluk, çocuk, yaşlı adamlar, başlı adamlar oynuyor. Herkes oynuyor. O yüzden bayağı popüler bir oyun. Bakalım nasıl bir şey olacak ilk oyunda. Kendi seçtiğim karakterden bahsedeyim. Eğer skilleri şunları bunları değişmediyse normal bir ADC Ashe'e çok benziyor. Ultisi tıpkı onun gibi stunlayabiliyor. Uzun mesafeden global bir ultisi var. Her yere atabiliyorsunuz. İkinci skilli böyle 5-6 tane oka bölünüyor attığınız ok. Öyleydi en azından. Hala öyleyse. İlk skillde ve hala öyleyse böyle atışlarınız hızlanıyor falan. Tıpkı eş yani tabii eşi de bilmiyorum eş de değiştiyse o ayrı bir şey neyse. Oynayacağız göreceğiz. Ben %100'üm takımda bir 69 var. Onu da bekliyoruz şu anda. Bakalım. Öbürleri sanırım iki tane plat var bizde. Üç kişi de golduz. Altın bir sanıyorum bu lig. Bunu geçersek plata çıkacağız. Bakalım herkes %100 oldu. Alt lane'e koşturacağım ben. Genelde benim seçimim 450 gold'a kadar hiçbir şey almamak. Ondan sonra damage alıyorum ben. İlk item olarak. Ayakkabıyla başlamak da çok kötü değil açıkçası ama yani 450 gold zaten 150 gold çok yaklaşık 1-1,5 dakika bile sürmez herhalde. Belki çok daha kısa sürede. O yüzden ilk item olarak damage istiyorum. Kamerayı da şöyle çekeyim. Biraz daha rahat olur. Başlayalım. Karşıda bir tanksal bir adam var. Üzerime çekmeye çalışacağım. Ama bizim adam biraz erken davrandı. Ya zaten kesemezdik. Ama da canını falan düşürdük. İlk grubu bitirdik. Bunu da kesince 450 olacak. Bizim takım FB'yi verdi. First Blood'ı verdi. Yani şu an demo'cu aldık artık biraz daha fazla vurabiliriz. İtmek istiyorum. Aynen. İkinci skill değişmiş arkadaşlar. Biraz da görmek için attım. Gökten bir tufan iniyor. Bir ateş şeyi iniyor. Slow oluyor mu acaba? Sadece damage mi vuruyor bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Wow, bayağı bayağı vurduk. Bizim adam öldü galiba orada. İyi, bizim adam güzel kurtardı kendini. Karşıdaki jungle benim en çok oynadığım hero'ydu ben oynarken. Görünmez oluyor. Keserseniz bir adamı ultisi onun görünmezlik. Zıpladığınızda arkadan vuruyorsunuz. Arkadan vurduğunuz damage'lar çok daha fazla vuruyor. Bunu alırız galiba. Aynen aldık. Şuradan bir adam geldi. Şu an fena gitmiyoruz. Şöyle skill atacağım belki tutar diye.
oynadığım adam çok iyiydi ama çok geride kalıyor her şey olmazsanız. Çok iyi kassanız bile aşırı late game'de çok güçsüz kalıyor. Bu adam neden benim üzerime oynadı bilmiyorum. Biraz korkuttu beni. Şuradan biraz canını azaltmaya çalıştım. Karşı jungle 4 level'dır. Bana tek atabilir mi? Atabilir. Şöyle ultiyi şuraya doğru yollayacağım. İşaretini de gönderelim. Belki birine çarpar. İzleyelim. Aynen. Kes 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 kes. Savun dedi bizimki. Orada kendi lane'imizi yalan edeceğiz. Burada birini aldık. Bunu da alır mıyız? Bunu da aldık. Aynen süper. Double kill aldık burada. Flash biraz gereksiz miydi bilmiyorum. Tam anlayamadım ama bizim işimize yaradı. Buradan kuleyi de alacağım. Şunu da alıp base'e dönmeyi planlıyorum. Ultiyi atacaktım, vazgeçtim. Şu an oyun 4'e 5 gidiyor. Ben iyi gidiyorum. Biraz beni sevindiriyor. Rakip 3'te 3 aldı. Ulti yine atacaktım ama emin de değilim. Kendi lane'ime gideceğim. Hala emin değilim. Bizim takıma güvenemiyorum açıkçası çok fazla. Şöyle mide doğru bir ulti atıyorum. O onu alır mı emin değilim. İnşallah alır. Biraz bizim adamı yemledik gibi. Yani ölecek herhalde. Neyse bizimki aldı onu bari. Bizim lane'deki adam yok ama şu an birebir olacağını düşünüyorum eğer buradaysa bile. O yüzden kapışacağım. Süper. 3-0 gidiyoruz. Oradan neden o kadar çok bekledi bilmiyorum. Kule önüne gelmesek belki kesemezdim. Çünkü daha o kadar kasmış halde değilim. Ultim yine aktif. Onu da şöyle atacağım. Bakalım orada oynar mı oynamaz mı? Geri çekilir mi? İleri atlar mı? Boşa gitti mi? Aynen boşa gitti. Çok sorun değil. 40 saniye çok çok uzun bir süre değil. Oyunun yaklaşık 10-15 dakika sürdüğünü düşünürsek yaklaşık 20 kere 25 kere atabilirsiniz ve çok çok iyi. Oyun 9-6'ya döndü bu arada. 3 kill bizde. Ben çok fazla itmek istemiyorum. Adamın gelmesini bekleyeceğim. Üstünlüğümü vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü çok elim alışık değil. Taktiklere şey değilim. Beyin olarak hazır değilim henüz oyuna. Bakalım o adam benim üzerime zıplayacak muhtemelen. Ulti çok kısa sürdü. Bir dahaki hamlede beni keser muhtemelen. O her şeyini attı ama. Biraz can çekmem var en azından. Şu an tek yiyebilirim. O yüzden çok fazla da şey yapmak istemiyorum. İleri gitmek istemiyorum. Aynen. Gördüğünüz gibi orada bir adım atsaydım ölecektim. Ultisi de boşa gitti o adama. Şimdi geri dönmek zorunda. Biraz zaman kaybetti. O adam için, o görünmez adam için çok önemli bu skill. Early game onun en iyi olduğu yer. Şurada birileri var. Şimdi ben burayı 3 kişi burada. Aşağı doğru geliyorlar galiba. Dikkatli ol diyelim. Buradan karşımıza çıkarlarsa saldırırız. Aynen kill de bizde kaldı harika. Arkadan bir kişi kapatıyor. Double kill de aldık. Dönüp bunu da kesebiliriz.
Çok güzel. Ben daha çok kuleyi oynayacağım. Şu an en azından bu kuleyi de almak istiyorum. Arkadan bir eleman geliyor. Ölmem inşallah derken aynen. 6-0-2 gidiyoruz arkadaşlar. Çok çok iyi. Ben burada base'e dönmek istiyorum artık. Oyunun iyi yanı tabii ki LoL'de base'e gitmeniz lazım item için. Burada sadece can yenilemek için gidiyorsunuz ama ona rağmen çok iyi. Şöyle atacağım skill'i. Kaçar diyorum ama çok fazla mı kaçtı, kaçmadı mı? Amazing. Ya eski sniper'lardan bir ben kaldım işte. Bir de birkaç kişi daha vardı. Onlar ölmüştür belki mi? Yani uzun süredir oynamayıp böyle bir oyuna denk gelmem şans mı yoksa hala yeteneklerimi koruyor muyum bilmiyorum. Ama harika gidiyor. Şuradan devam ettireceğim. Belki sadece global olarak nereye gideceğimi bilemiyor olabilirim. O biraz alışkanlık gerektirecek. Şimdi biraz daha cesurum. Hala teke tek de birilerini alabiliyor olsam bile çok da kendime şey yapamıyorum. Mid'e doğru gideceğim ben. Yine efsane bir oyun oynadık. Legendary yaptık. Bu sefer midden gideceğim. Midi açmak istiyorum. Yanımda arkadaşlar da var. Bakalım açarız diye ümit ediyorum, tahmin ediyorum. 7-0-2. Item'ımızı da aldık. Çok kolay olacaktır. Slow'u da attık. Ultimi harcamak istemiyorum bir sonraki adama. İşte burada öldüm muhtemelen. Aynen. Biraz fazla zorladım galiba orada. Destek belki ben görmedim geri çıkmışlardır ama. 9-1-2 arkadaşlar. Yani farkı görüyorsunuz. 7400 gold kasmışım ben. Diğerleri 5900. Bakalım. Hala çok iyiyiz ama en azından şurayı açabilseydik çok iyiydi. Bir vuruşluk canı kalmış. Bu oyunun güzel yanlarından bir tanesi diğer mobile oyunlarda, mob oyunlarında nasıl bilmiyorum. Kuleyi açtığınız anda inhibitör açmış gibisiniz. Şöyle sallayacağım ben ultiye gidene kadar zaten 40 saniye geçer. Bakalım birilerine çarpacak mı? Bizim takımı geri çekildiği için çok bir şey yapamadık orada. Ben mid'e doğru gideceğim. Orada bir kapışma çıkacak gibi. Ben gidene kadar ölen olur mu bilmiyorum. Olacak gibi ama. Süper. Süper. Aşağıyı açtık şimdi. Ortayı açtık aşağıya. Oyunu bitirebilir miydik bilmiyorum ama ben garantiye gidip buraları şey yapacağım. Aynen süper. Ortadan devam etmek istiyorum. Gelene direkt kesmek istiyorum. Direkt sıçraya attım çıktım. Hatta ultiyi de atayım belki yardımcı oluruz. Hatta slow'umu da atayım. Ama çok da girmek istemiyorum. Adam öldü. Ben kırmızıyı alacağım şuradan. Aa, yanlış hedefe gittim. Onlar orada kapışsın ben tekrar midden biraz ilerleteceğim. Bizim adam baron deniyor. Ben de barona yardımı gidiyorum. Aa,
konuda çok kolaylıkla aldık. Bu bize çok büyük bir etki yaratacak. Burada Baron çok daha önemli. Biz olmadan bile minyonlar çok 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 büyük hale gidiyorlar ve efsane güçlüler. Mid'den destek istiyor, destek istemiyor daha doğrusu, savunalım falan diyor. Buradan acaba ejderhayı alabilir miyiz? Ben tek başıma girdim, sıçram yok. Şu an düşman yok. Burada bizi kestirebilirler ama bir kişiyi gördük, o da mid'i tutuyor şu anda. Bir kişi de altı tutuyor. Burayı da aldık. Süper. Ortadan da bir adam öyle geziyor. Bakalım, iki kişiyi hala görmüyoruz. Oyunu bitirme hamlelerini yapmak istiyoruz. Savaşıyoruz. Onların savaştan kaçılması lazım. Bizim ise savaşı zorlamamız kötü bir hamle değil. Buradan bir kill aldık. Oyunu bitireceğiz artık. ...11-1-3 gidiyoruz arkadaşlar. Efsane ötesi. Eğer böyle giderse benim plata çıkmam, hatta ondan sonrasında şeye çıkmam bile çok zor olmayacaktır. Diamond'a tekrar elmasa. Ondan sonrası Ustalık Ligi. Sonra da Krallar Ligi var galiba burada. Aynen. Çok kolay oldu arkadaşlar. Yine oyun sonu skorlarına bakacağız. Çok rahat taşıdığım bir oyun oldu. LoL'de sanırım yamanatlarını falan arada bir okumaya çalışıyorum. Her ne kadar oynamasam bile. ADC'ler ölmüş galiba ama ben ADC oynamayı çok seviyorum. Burada da bayağı etkili olduk. Rakip takım bizi ezebilirdi ama bizim takım da iyi oynadı. Bakalım. Bekliyoruz hala. Neyi bekliyoruz anlamıyorum. Belki de beklememiz gerekmiyor ama. Şuradan çıkalım. MVP biz olmuşuz. En değerli oyuncu olduk. 12-1 puanımız. Buradan da skorlara, şunları bunlara bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. 28'e 15'lik bir galibiyet aldık. 12-1 üçlük bir skorum vardı benim de. Eğlenceli bir oyundu. İlk oyun için böyle bir oyun olmasına sevindim. Bir dahaki oyunda, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.